Merhabalar. Klasikler serimizin ikinci bölümünde Martin Scorsese imzalı bir başyapıt, 1976 yapımı Taxi Driver var. Yani çok sevdiğim bir film, tartışmasız bir film. Sinema tarihindeki yeri zaten herkes tarafından kabul ediliyor. Önce film hakkında genel bazı bilgiler vereceğim. Ondan sonra detaylı olarak senaryosunu ve alt metnini inceleyeceğiz. Başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapayım. Videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız ve yorum yapabilirseniz çok çok mutlu edersiniz beni. Şimdi başlayalım incelememize. Öncelikle senaristle, senaryoyla başlamak istiyorum. Usta bir senarist, Paul Schrader, Taxi Driver'ın senaryosunu kaleme alan kişi. Kendisi aynı zamanda bir yönetmen. Blue Collar gibi, Mishima, A Life in Four Chapters gibi ve First Reformed gibi gayet güzel, iyi filmlerin yönetmeni olarak tanıyoruz kendisini. Aynı zamanda müthiş de bir senarist. Sadece Taxi Driver değil, Martin Scorsese'in bir diğer başyapıtı olan Raging Bull'un da senaristi kendisi. Schrader'ın bu senaryoyu yazarken masasında dolu bir silah olduğu rivayet edilir. Çok memnun olmadığı kendi kariyerinden ve iyi bir senaryo yazamadığı bir dönemden sonra birazcık da depresifken masasında dolu silah koyup kısa bir sürede iyi bir senaryo yazmam gerekiyor dediği ve gerçekten de yaklaşık olarak 10-15 gün gibi bir sürede Taxi Driver'ı yazdığı, o şekilde motive ettiği kendisini bir rivayet. Aynı zamanda kendi hayatından ve bir dönem yaptığı taksicilikten de esinlenmiş Paul Schrader. Tabii bu senaryoyu mükemmel bir rejiyle çeken Martin Scorsese'de de aslan payını teslim etmek lazım. Yani sinematografi harika, kadraj seçimleri müthiş. Müzik kullanımı bence çok iyi. Zaten tekrar eden böyle caza yakın bir müzik var orada. Sürekli tekrar eden çok da iyidir soundtrackleri filmin. Ama bence en burada hani akıllarda kalıcı şey teknik açısından kamera hareketleri. Yani özellikle o finaldeki çalışma sekansında inanılmaz ustalıklı bir şekilde kamera hareket eder. Koridorda odanın içinde dolaşır. Ama filmin başından sonuna kadar da böyle çok ince ayarlar, çok güzel kamera hareketleri izliyoruz. Taxi Driver'ı o açıdan çok beğenirim. Tabii bir diğer önemli element kurgu. Kurgusu müthiş filmin. Yani tempo bir saniye bile düşmüyor. Sizi alıyor 1 saat 50 dakika süresi yanılmıyorsam filmin. Ve 1 saat 50 dakika boyunca o dünyadasınız artık. O karanlık, birazcık kirli sokaklarda siz de taksinin içinde geziyorsunuz. Ve hiç kopmuyorsunuz yani. Travis Bickle'ın da kafasının içine giriyorsunuz 2 saat boyunca. Oyunculuklara geçelim. Robert De Niro'nun zaten sinema tarihine geçen oyunculuk performansını yani övmek bile gereksiz artık. Saygılarımızı iletip ondan devam edebiliriz. Bu rol için kısa bir süre taksicilik yaptığını da biliyoruz. Orada da bir metot oyunculuğu denemiş usta oyuncu. Rol için aslında başta Dustin Hoffman düşünülmüş. Fakat o da çok iyi bir oyuncudur ama rolü biraz beğenmemiş. Birazcık deli bulmuş Travis karakterini ve kabul etmemiş. Yani iyi ki de kabul etmemiş. Ve Robert De Niro'ya gitmiş rol diyebiliriz. 12 yaşında, henüz 12 yaşında bu filmde yer alan çocuk oyuncu Judy Foster da kariyerine muhteşem bir başlangıç yapıyor gerçekten. Yani 12 yaşında böyle bir rolü hayat kadını yapan bir çocuğu oynaması ve onu böyle ya hiç böyle karikatüre kaçmadan çok da doğal oynaması gerçekten çok başarılı. Harvey Keitel yine bir başka usta oyuncu ve Sybil Shepherd da gayet iyi performanslar sergiliyorlar bu filmde. Artık filmin senaryosu üzerinden incelemeye başlayabiliriz. Film bir Vietnam gazisi olan Travis Bickle'ın geceleri uykusuzluk sorunu çektiği için taksi şoförlüğü işine başvurmasıyla ve bu işi almasıyla başlıyor aslında. Travis'in kişiliğini bundan sonra yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz. Çok ketum biri. İnsanlarla böyle rahat rahat konuşamıyor, iletişim kuramıyor. Sıklıkla böyle bir yerlere dalıp bakıyor, etrafa bakıyor. Yüzünde böyle tuhaf bir tekinsiz bir gülümseme var her daim. Yani içinde sürekli beynin içinde bir şeyler dönüyor. Ama cahil de, basit de bir adam yani. Burada karakterin Vietnam gazisi olması aslında filmin alt metnine dair en temel unsur. Ve en önemli de çıkış noktası aslında. Çünkü savaş bittiğinde bu savaştan dönen insanların, gazilerin arasında en sık görülen problemler uykusuzluk, böyle kafada bir şeyler kurma, varoluşsal sancılar,
böyle dalıp gitmek bir yerlere ve en önemlisi şiddet eğilimi. Bu dördü de aslında Travis'in film boyunca yani Travis'te gördüğümüz olaylar. Zaten taksici olma sebebi uykusuzluk problemi. Geceleri uyuyamıyor. Filmin başında da onu görüyoruz. Ve etrafa dalıp durmasından da sürekli kendisini sorguladığını, varoluşsal problemler yaşadığını, bir amaç aradığını biliyoruz. Ve filmin aslında üzerine kurulu olduğu yalnızlık teması da bunların üzerine binince filmin ilerleyen kısımlarında özellikle ikinci yarısında göreceğimiz şiddet eğilimi Travis'te baş göstermiş oluyor. Şimdi yalnızlık temasından çok bahsettim. Bunu birazcık detaylandırmamız lazım. Filmin ilerleyen kısımlarında, ikinci kısımda sonlara doğru bir sahne var. Travis ailesine bir kart gönderiyor. Ve orada eğer hayattaysanız gibi bir cümle kuruyor. Yani buradan zaten hiç görmediğimiz ailesiyle hiç alakası olmadığını anlıyoruz. Yani yaşayıp yaşamadıklarını dahi bilmiyor. Öyle bir iletişimsizlik var aralarında, öyle bir kopukluk var. Arkadaşı hiç yok. Sadece taksicilerle böyle oturuyor. Filmin bir noktasında büyücü lakaplı, wizard lakaplı bir taksiciyle bir konuşma yapmaya çalışıyor. Onu birazcık içini açmaya çalışıyor. Birazcık şehirden bunaldığı dönemlerde. Fakat orada da bir diyalog kuramıyorlar. Ne Travis bir şey anlatabiliyor, ne adam onu anlayıp düzgün bir cevap veriyor. Böyle saçma sapan bir monoloğuna dönüyor olay büyücünün. Yani sürekli yalnız Travis ve sürekli kendi iç dünyasında yaşıyor. Şehirden çok rahatsız. İşte pisliklerle dolu bir şehir burası. Burasının temizlenmesi gerekiyor deyip kendi kendine böyle sayıklayıp duruyor. Ben Tanrı'nın yalnız adamıyım zaten diyor. En bariz şekilde o yalnızlığı verildiği replik orada o. Yalnızlığıyla bağlantılı olarak kadınlarla ilişkisi kısımlarına da geçmek lazım. Yani film boyunca takıntılı olduğu iki tane kadın var. Bunlardan ilki Palantine isimli belediye başkan adayının ofisinde çalışan, seçim kampanyasında çalışan Betsy isimli bir kadın. Betsy çok alımlı bir kadın, çok eğitimli bir kadın. Ve burada ofiste çalışıyorlar. Travis ona takıntılı, sürekli geliyor, izliyor, şeyde duruyor arabasıyla seçim ofisinin dışında bakıyor. Fark ediliyor da zaten bu yani. Betsy tarafından ve Betsy'nin bir çalışma arkadaşı var orada. O da Betsy'den hoşlanıyor. Onun tarafından. Fakat burada Travis aslında film boyunca görmediğimiz şekilde girişimci bir şekilde davranıyor orada. Ve kendine emin bir şekilde girip Betsy'ye bir şeyler içme teklif ediyor. Betsy de onun bu cüretkarlığından etkileniyor açıkçası. Ve kabul ediyor. Travis'i o konuşmada ilk defa bu kadar böyle sosyal, konuşkan görüyoruz. Ama birazcık da böyle üstten konuşuyor böyle. Birazcık böyle sıkıştırıcı bir tavrı var. Fakat yine de ilk buluşmaları fena geçmiyor. Ve daha sonra bir sinemaya davet ediyor Betsy'yi. Fakat burada porno filme götürüyor kadını. Ve kadın tabii ki bundan rahatsız oluyor ve Travis'le görüşmeyi kesiyor. Yani burada bunu garipsemiyor bile Travis karakteri. Yani bu birini ikinci buluşmada porno filme götürmenin bir kadını yani tuhaf bir şey olduğunu anlayamıyor bile. Buradan hani ne kadar aslında sosyal yönden sıkıntılı bir insan olduğunu da bir kere daha görmüş oluyoruz. Sosyal konularda çok beceriksiz ve bunu anlayamıyor bile yani bunun garipliğini, bu durumun garipliğini. Üstüne bir de gidiyor Betsy'ye, ofisinin ortasında bağırıp çağırıyor. Sen de diğer her şey gibiymişsin, herkes gibiymişsin falan diyor ve kovuluyor oradan. Yani burada da ilk aslında şiddet eğilimini karakterin görmüş oluyoruz. Bu uykusuzluğu, bu yalnızlığı. Bu işte kafalarındaki varoluşsal sancıları burada şiddet olarak ilk defa açığa çıkıyor. Diğer kadınsa aslında bir çocuk. 12 yaşında hayat kadınlığı yaptırılan zorla Iris isimli çocuk. O da taksicilik yaptığı sırada birkaç kere ona rastlıyor ve oradan takıyor. Onu da yani kurtarmak istiyor. Orada bir Iris üzerinden bir kahraman olma. Bu çocuk üzerinden bir kahraman olma çabası var Travis'te. O da oradan ilerleyecek. O kısma birazdan döneceğiz. Bu anti kahramanımız Travis'in şiddet eğilimini birazcık daha inceleyelim. Bir kere çok ırkçı biri. Siyahi birilerini gördüğü zaman böyle tip tip bakıyor. Televizyonda siyahi birini gördüğü zaman böyle elinde silahla filmin ikinci yarısında böyle silah falan doğrultuyor onun yüzüne, televizyona. Aynı zamanda zaten şehrin temizlenmesi gerekiyor işte bu siyahi mahallesindeki işte uyuşturucu kullananlardan, gangsterlerden, işte hayat kadınlarından. Yani onlardan böyle tiksindiğini görüyoruz karakterin. Bir gün
kırılma noktası olarak Taksisi'ni yönetmen Martin Scorsese bu arada canlandırıyor. Böyle nevrotik, heyecanlı, gergin bir adam biniyor. Ve karısını, kendisini bir siyahiyle aldattığını Robert De Niro'ya, Travis'e söylüyor. Ve onların ikisini de öldüreceğinden bahsediyor. Bu bir kırılma noktası oluyor aslında Travis için. Bu noktadan sonra bir amaç araması, o varoluşsal sıkıntıları iyice ayyuka çıkıyor. Bir silah alıyor. Kendini korumak için bahanesiyle bir silah alıyor. Spor yapmaya başlıyor sürekli. Ve yani gerçekten bir amaç bulması gerekiyor onun. Iris'le tanışıyor. Gidiyor Matthew'a, işte onu satan adam. Sapkın, sapık bir adam. Harvey Keitel'ın canlandırdı. Ona para veriyor Iris'le beraber olmak için sözde. Ama aslında öyle bir şey yapmıyor. Gidip kızla tanışmak istiyor. Tanışıyorlar. Onun aslında evden kaçan bir çocuk olduğunu anlıyor. İşte 12,5 yaşında olduğunu. Ve onu kurtarma şeyi onun aklına giriyor. Travis'in aklına giriyor. Marketteyken bir soyguna denk geliyor Travis. Soygunu yapanın bir siyahi olduğunu görünce onu çekinmeden vurabiliyor. Ve bu noktadan sonra ilk defa da birini öldürmüş olduğu için de yani kendini bir kahraman gibi hissediyor. Ve bunun devamı gelmesi, o amacına ulaşması yönünde bu onu cesaretlendiren bir olay oluyor. Ve artık Travis filmin son kısımlarında, son akta büyüyen yalnızlığıyla iyice paranoyak bir hale bürünüyor. Ve kendisine bir amaç buluyor. Belediye başkan adayı Palantine'i öldürmek. Şimdi burada aslında görünürde bir sebebi yok. Palantine, belediye başkan adayı, bir kere denk geliyor ve onun taksisine binip onunla konuştuğunda şehri zor olacak ama şehri temizleyeceğim, merak etme gibi bir şey diyor. Ve Travis de ben sizi destekleyeceğim. Politikayla uğraşmam ama anlamam ama sizi sevdim, sizi destekleyeceğim diyor. Hiçbir aralarında bir sıkıntı yok. Yani belki de Betsy'nin canını yakma isteği hariç, onun kampanyasında çalışan ve ona yakın olan Betsy'nin canını yakma isteği hariç, görünürde Travis'in hiçbir çıkarı yok bu olaydan. Ama onu öldürmeye karar veriyor. Fakat güvenlik onu fark ediyor. Bu arada o güvenlikle de daha önceden kendisi gidip konuşuyor. Yani birazcık paranoyak bir şekilde adamın FBI'dan olduğunu zannediyor. Üzerine gidiyor adamın. Sürekli böyle sorguluyor ama sonrasında öldürmek için geldiğinde de aynı adam onu fark ediyor, kovalıyor. Travis kaçmayı başarıyor ama başarısız oluyor. Öldüremiyor belediye başkan adayını. Burada dikkat edilmesi gereken şey, aslında Travis amacına ulaşsa onun büyük ihtimalle, yani katil, bir sonuçta bir politikacıyı, siyasetçiyi öldüren terörist veya hain olarak anılacak olması. Travis bunun farkında olsa da olmasa da bu onun için hiçbir şey değiştirmiyor. Yani amacı tarihe geçmek. Bir amaç, bir şey yapmak, farklı olmak, ön plana çıkmak, bir şeyle sıyrılmak. Ve ilk defa bu arada bu şeyde saçlarını mohawk tarzında görüyoruz, böyle sadece ortası var. Bu da Vietnam Savaşı'nda sıkça kullanılan bir saç stiliymiş askerler arasında, özellikle böyle bir sefere gidecekleri zamanla. Bu da yine karakterin gaziliğine bir gönderme yani. Suikast başarılı olmayınca, yani başarısız olduktan sonra eve giden, birazcık toparlanan Travis'in artık B planına geçiyoruz. B planı Iris'i kurtarmak. Iris'in çalıştığı yerde alıyor soluğu silahıyla. Zaten böyle bir mekanizma yapıyor, biliyoruz onu. Şuradan klasik, ikonik sahnedir. Silah kayarak böyle eline geliyor. Ve o ayna sahnesi zaten, You Talking To Me sahnesi. O aynı şeylerde beraber işte o silah mekanizmalarını hazırladığı sahne. O bir efsanedir yani. Neyse, bu mekanizmaları kullanmak için filmin sonunda Iris'in işte Iris'i satan adam Matthew vuruyor. Onun adamlarını da vuruyor. Orada bir kan gölü yaratıyor zaten. Toplam 3 kişiyi öldürdükten sonra da kanlar içinde. Kendisi de hem boğazından vuruluyor hem bir kere daha kurşun yiyor. İşte o ikonik sahne, daha sonrasında tabancayı kendisine götürüyor, kendisine sıkıyor ama içinde mermi yok ve intihar edememiş oluyor. Hatta elini böyle yapıp işte alnına götürür, kanlar içindedir o ikonik fotoğrafta. Filmin aslında climax anının son karesi diyebiliriz. Ve komada kalıyor, komadan uyanıyor, ondan sonra çıkıyor, kahraman ilan edilmiş. Küçük bir çocuğu sonuçta hayat kadınlığından kurtarmış. Iris işte okula dönmüş, tekrar okumaya başlamış. Ailesinden ona teşekkür mektupları geliyor. Gazeteler Travis'i övüyor. Kahraman taksici olmuş ismi. Herkesin gözünde bir kahramana dönüşmüş oluyor. Ve film sonlanıyor.
Şans eseri arabasına binen Betsy ile ve o bile artık onu bir kahraman olarak görüyor. İşte Travis de artık havalarda çok fazla takmıyor, umursamıyor Betsy'yi gibi bir sonla film bitiyor. Aslında burada yani kahraman olgusunun birazcık da sıkıntılı bir şey olduğunu da Martin Scorsese bence finaliyle çok güzel veriyor. Yani bir katil olacaktı adamın asıl planı gerçekleşse. Terörist olarak, hain olarak anılacak bir adam. Sıkıntılı bir adam. Şiddet eğilimli, paranoyak, cahil ve basit bir adam bu. Ve içindeki şiddet ihtiyacını karşılamak istiyor aslında. Yani ailesi kurtarırken de amaç aslında diğerlerini vurmak. Ve o şiddet ihtiyacını karşılama hikayesi bir anda kahramanlığa dönüşüyor. Ama hiç erdemli olmayan bu yolun sonu kahramanlığa çıkınca da burada bir eleştiri geliyor tabii. Schrader'ın senaryosu, Scorsese'nin rejisi ve Robert De Niro'nun enfes oyunculuğuyla bu başyapıt benim için de ayrı bir yere sahiptir. Siz de yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.